Son zamanların merakla beklenen filmi Pamuk Prens seyirciyle buluştu. Filmde eski eşiyle başrolleri paylaşan Tamer Karadağlı tüm sırları açıkladı. Galaya şıklığıyla damga vuran isim ise bakın kim oldu. Bir hatun gördüğün zaman kaşını kaldırıyorsun. Pamuk Prens filminin galasında neler yaşandı? Bunu ilk defa burada açıklayalım. Ödeme yok, bir şey yok. Bir dönem çapkınlık haberleriyle gündeme gelen Tamer Karadağlı ve eski eşinin yıllar sonra ortaya çıkan sırları Magazin 8'de. Her ünlü insanın hayatında olan şeyler. Herhalde Türkiye'de böyle bir film çekilmedi daha önce. Arzu Bey niye kapı dışarıya ediyor? Abi cicişlerle kahve içmişsin ya. Ben çok affettim Tamer'i. Kredisi bitti ben de artık. Değiştim ben artık. Birol Güven'in aşırı gerçekçi bir film yaptık açıklamasıyla duyurduğu Pamuk Prens filmi dün gösterime girdi. Ya zaten o adam Taşfın Erken'den başka bir şey oynayamıyor ki. Ben oyuncuyum abi. Ben her şeyi oynarım. Böyle kasıntı falan, kibmeler, minmeler. Oh, var mı şuurun yet? Bu filmde rol alan her oyuncu aslında kendi karakterini canlandırıyor. Dilerseniz filmin galasına geçelim ve Pamuk Prens'in bilinmeyenlerine doğru yol alalım. Birol Güven filmlerinin vazgeçilmez ismi Rasim Öztekin de galaya gazeteci eşi Esra Öztekin'le katıldı. Benim pazar kıyafetim. Rasim Öztekin'in şık görüntüsüne eşi Esra Öztekin'den bakın nasıl bir yorum geliyor. Bazı erkekler vardır, her bütün alışverişi eşleri yapar. Bizde değildir, kendisi zevkle alır. Kıyafetler şık. Biz filme dönelim. Rasim Öztekin yakın arkadaşı Birol Güven'den tüyolar almış filmle ilgili. Duydum dedikodulara göre. Çok komik bir film olmuş, çok eğleneceğimiz bir film olmuş. Yolu açık olsun. Başta Tamer Karadağlı olmak üzere filmde herkes kendi hayatından büyük doneler sergiledi. Bu durum büyük bir cesaret istiyormuş. Güzel bir özgüven göstergesi bu. Böyle bir şey yapmak her aktörün harcı değildir. Zor bir iştir. Kendinle dalga geçmek. Tamer bunu başardı bu filmle. Tamer Bey siz benim babam mısınız? Bu konuşmaya şahitlik edemeyeceğim ben Tamer. Filmde Arzu Balkan ve Tamer Karadağlı ayrılan iki eski eşi canlandırıyor. Malumunuz bir dönem Tamer Karadağlı çapkınlık haberleriyle gündeme gelmiş ve eşi Arzu Balkan'la boşanmıştı. Belki eşi de artık kendine gel bak neler yapmışsın diye devamlı bu film bir başucu filmi olacak onlar için herhalde. Arzu ve Zeyno ile yaşayabileceğim bir sürü şeyi yaşayamadım. Kızımın büyüdüğünü göremedim beraber. Hamdi Alkan ve eşi Selen Görgüzel de Pamuk Prens'in galasına şık bir şekilde katıldı. Hamdi Alkan için bu filmin ayrı bir önemi bulunuyormuş. Bak bunu ilk defa burada açıklayalım. Benim kiloluyken oynadığım son film. Ben o filmi misafir olarak çekimlerine katıldığım zaman sete girmişlerdi. Bayağı iki tane benden vardı. Şimdi o yarısı yok, yarısı kaldı. Şişman Hamdi gitti, yerine maşallah tığ gibi bir Hamdi geldi diyen Hamdi Alkan'ın yanında güzelliğiyle göz kamaştıran oyuncu eşi Selen Görgüzel salona Pınar Altuğ'un girdiğini gördü. Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan'ın kıyafet uyumu da aynı Alkan çiftininkine benzemiş değil mi? Yok vallahi denk geldi. Arzu da beyaz gelir mi şimdi? Olabilir. Birol mutlaka siyah gelir. Bu ünlü dörtlü filmde konuk oyuncu olarak rol aldı. Biraz eş dost filmi göreceksiniz. Hakikaten bizim için çok eğlenceli çünkü çok biz bize bir film. Umarım bizim o içimizdeki enerji ve birbirimize olan sevgimiz, bağlılığımız size de yansır. Yağmur Atacan'ın kısık sesle dile getireceği şikayete lütfen dikkat. Ödeme yok, bir şey yok. Sıkıntılı bir... Ben yani yemeğimizi bile biz mi ödedik acaba diye düşünüyor insan bir anda. Geldi Karadağlı. Selen Görgüzel az önce Atacan çiftini görmüştü. Pınar Altuğ da Tamer Karadağlı, eski eşi Arzu Balkan ve kızları Zeyno'yu gördü. Çok keyifli, çok komik bir film izleyeceksiniz. Seyretmeden bir şey söylemek mümkün değil aslında. Çünkü seyredince eminim çok daha farklı sorular soracaksınız. Değerli izleyenler, daha önce Magazin 8'de filmden bu görüntüyü yayınlamıştık. Lütfen bir kez daha izleyin. Kaşını kaldırıyorsun abi sen. Bir hatun gördüğün zaman kaşını kaldırıyorsun. Gala boyunca Tamer Karadağlı'nın kaşlarında olacak gözlerimiz. Bakalım Birol Güven'in söylediği gibi kaşlar oynayacak mı? İnsan
insanın gerçeklerle yüzleşmesi büyük cesaret istiyor. Ben böyle kır saçlı, uzun boylu, yakışıklı bir adamı oynuyorum. Senaryo gerçek hayattan esinlenilerek Birol Güven tarafından kaleme alındı. Ünlü bir adamın işte bir dizi teklifi gelmesi ve eski karısına kendini affettirmeye çalışan bir adamı oynuyorum. Tamer Karadağlı yeniden çapkın bir karakteri canlandırmak istememiş. Bir sır ortaya çıkıyor. Aslında eski eşi Arzu Balkan ikna etmiş Tamer Karadağlı'yı. Tamer'in de kuşkuları vardı. Benimle paylaştı, konuştuk. Ben hakikaten çok farklı buldum. Evet, çok riskli, çok çok değişik bir proje ama Türkiye'de hiç böylesi yapılmamıştı daha önce. Yapmalısın dedim. Bunu yapmalısın bence dedim. Arzu, benimle evlenir misin? Dün gösterime giren Pamuk Prens filminin tüm kadrosu artık galada bir arada. Filmde konuk olmayan oyuncu yok. Siz de oynuyorsunuz yani. Herkes konuk oyuncu. Kadro çok geniş. Çok geniş, evet. Çok kadro var. Zor oldum bir araya toplamak kadroyu. Yok, çünkü biz çok kolay bir araya gelebilen bir ekibiz. Hiç kimse iki demedi yani, hemen herkes koştu geldi, destek verdi. İlginç bir film oldu, güzel bir deneyim oldu. İnşallah herkes beğenecek. Kolay ikna olmayan bir tek bendim. Tamer Bey, siz benim babam mısınız? Ben oyuncularla çalışmıyorum, arkadaşlarımla film çektim. Bu konuşmaya şahitlik edemeyeceğim ben Tamer. Arzu, hayır, Arzu, bırak, dur. Hayır, bırak.